Sevgili çocuklar, hoş geldiniz ekranlarınız başına. Yine birlikteyiz. Evet, nasılsınız görüşmeyeli? Ne kadar yaşlı olsam da sizlerin iyiyiz dediğinizi çok çok iyi duydum. Sizlerin iyi olmasından ben de çok mutluluk duyuyorum, keyif alıyorum. Ben de sizlerin iyiyiz kelimesini çok çok iyi oluyorum çocuklar. Evet, yine size bir masal anlatmak için huzurunuzdayım. Hadi bakalım. Hazırsanız herkes şöyle yerlerini alsın, koltuklarına otursun, arkasına doğru şöyle güzelce yaslansın. Ben de size güzel bir masal anlatayım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet, hazırsanız ben de hazırım. Her zaman olduğu gibi bir varmış bir yokmuş diye masalıma başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Anam kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Derken lafı uzatmayalım, tekerlemeyi kısa keselim, hemen hikayemize başlayalım sevgili çocuklar. Çocuklar, bazı insanlar vardır. Arkadaşını görünce onun kıyafetinden benim de olsun ister. Bazı insanlar vardır, onun otomobilinden, onun arabasından benim de olsun ister. Çocuklar, insanlar hep böyle birbiriyle bir yarış içerisindedirler. Ama hiç kimse birbiriyle hayır yarışında bulunmaz. Birbiriyle yardım etme yarışında bulunmazlar. Ben de masalımda bu tip insanlardan bahsetmek istiyorum sizlere sevgili çocuklar. Vakti zamanında, bundan yıllar yıllar önce, asırlar asırlar önce, ülkenin bir tanesinde bir tane hükümdar yaşarmış sevgili çocuklar. O hükümdar, komşu ülkenin ülkede ne varsa aynısının kendi ülkesinde de olmasını istermiş. Bir gün sarayında ne kadar vezir varsa hepsini huzuruna çağırmış, toplamış. Çok sinirlenmiş ve emir vermiş o vezirlere. Bire melunlar, neden bana haber vermezsiniz? Komşu ülkenin hükümdarının öyle bir kaftanı var ki 7 düvele duyulmuş. 7 düvel o hükümdarın kaftanından bahsediyor. Neden benim de öyle bir kaftanım olmasın ha? Benim o komşu ülkenin hükümdarından neyim eksik? Hadi demiş, tez gidesiniz. Bu ülkede ne kadar terzi varsa, ne kadar kuyumcu ustası varsa hepsini toplayıp huzuruma getiresiniz demiş. Emir alan bütün vezirler ülkenin dört bir tarafına dağılmış çocuklar. O ülkede yaşayan ne kadar kuyumcu ustası varsa, ne kadar terzi varsa hükümdarın huzuruna getirmişler. Hükümdar terzilere şöyle bir bakmış. Senden olmaz. Hiç yapamazsın. Senden de olmaz zaten demiş. Tam bu arada terzilerin arasından terziler başı sıyrılıp çıkmış ve hükümdarın huzuruna gelmiş. Selamlamış hükümdarını, el etek görmüş. Hükümdarım demiş, arzu ederseniz ben sizin istediğiniz kaftanı dikebilirim demiş. Hükümdar şöyle bir terziler başında süzmüş. Tamam demiş, anlaşıldı. Sen benim kaftanımı dikebilirsin. Bana bak demiş terziler başı. Bana öyle bir kaftan dikmelisin ki 7 düvelden duyulsun. 7 düvel benim kaftanımdan bahsetsin. Çocuklar kaftan deyince, bak ben bu kıyafeti bugün özellikle giydim. Bunun adı kaftandır. O zaman devrin hükümdarları, kralları bunlardan giyerlerdi çocuklar. Size göstermek için özellikle giydim. Bu kıyafetten istiyormuş çocuklar terziler başında. Bana bak terzi başı, bana öyle bir kaftan dikmelisin ki 7 düvel duysun. 7 düvel benim kaftanımdan bahsetsin. O gökyüzünü gece kaplayan atlaslar gibi atlas kumaştan olsun benim kaftanım. Benim kaftanımın üstüne öyle altından sırmalar yapmalısınız ki tüm 7 düvele duyulsun demiş. Çocuklar, tersini der başının
o kaftanı kısa zamanda yetiştirmesi mümkün değilmiş. Aa demiş terziler başı, benim kaftanımı yarın öğle güneşine kadar yetiştirmelisin. O kaftanı giyip halkımın huzuruna çıkacağım. Halkım benim kaftanımı görsün istiyorum demiş. Terziler başı hükümdarın huzurundan ayrılmış ve gitmiş. Hemen yalnız başına terziler başının o kaftanın yetişmesi mümkün olmadığı için terziler başı o ülkede yaşayan ne kadar terzi varsa hepsini toplamışlar. Başlamışlar o kaftanı dikmeye. Çocuklar kaftanı dikmek o kadar kolay bir şey değil. O köşesinden dikeceksin, bu köşesinden dikeceksin, o boyundan dikeceksin, keseceksin, biçeceksin. Çok zor bir iş kıyafet dikmek. O yüzden Terziler Kralı da bütün ülkedeki terzileri toplamışlar, bir araya gelmişler ve kaftanı yarın öğlene kadar, öğlen güneşine kadar yetiştirebilirlermiş. Sıra gelmiş kuyumculara. Hemen bu arada kuyumcular başı hemen hükümdarın huzuruna gelmiş. Efendim demiş, bana ne emredersiniz, emrinizi yerine getirmeye amadeyim demiş. Hükümdar kuyumcular başına dönmüş, kuyumcular başı, seni biliyorum, bu ülkenin en iyi kuyumcu ustasısın. Senden öyle bir şey istiyorum ki bu istediğim şeyi yarın öğle güneşine kadar yetiştirmelisin. Gökyüzündeki yıldızlar benim gözümü nasıl kamaştırıyorsa halkımın da öyle gözlerini kamaştıracak senden 12 tane yıldıza benzer kaftanıma dikilmek üzere altından düğme istiyorum demiş. Kuyumcu başı aman efendim demiş. 12 tane yıldıza benzer altından düğme. Hem de yarın öğle güneşine kadar. Bunu ben... Bir adam demiş. Ne geveleyip duruyorsun ağzında? Ne demek istiyorsun sen demiş. Yoksa bu kaftanıma dikilecek düğmeleri yarın öğle güneşine kadar yetiştiremeyeceğini mi söylemek istiyorsun demiş. Dur demiş dur. Senin işini biraz daha kolaylaştırayım. Vazgeçtim. Bu 12 tane yıldıza benzer düğmeyi yarın sabah güneşine yetiştireceksin. Eğer ki yarın sabah güneşine kadar bu 12 tane yıldıza benzer düğmeyi yetiştiremezsen kelleni yok bil, kelleni vurduracağım senin demiş. Hadi yıkıl karşımdan demiş. Çok sinirlenmiş hükümdar. Bizim kuyumcu ustası, kuyumcu başı üzgün kralın huzurundan ayrılmış. Evine gelmiş sevgili çocuklar. Bir kenarda üzgün bir şekilde oturuyormuş. Bu arada kuyumcu başının hanımı yanına gelmiş. Bey demiş, gözümün nuru, neden demiş bu kadar üzgünsün ha? Seni ben hiç bu kadar kederli görmemiştim. Söyler misin sen sabah hükümdarın huzuruna çıkmadın mı? Orada kötü bir şey mi oldu acaba demiş. Kuyumcu başı, ah hanım demiş, hiç sorma. Bugün hükümdar benden öyle bir şey istedi ki kaftanına dikilmek üzere 12 tane yıldıza benzer düğme istedi kaftanına dikilmek üzere. Ben değil 12 tane, bir tane yıldıza benzer düğmeyi sabaha kadar çalışsam yetiştiremem. Ancak sabaha kadar çalışsam 12 tane düğme yapmak üzere altın çivi yapabilirim demiş. Madem ki demiş ben bu 12 tane yıldıza benzer düğmeyi yetiştiremeyeceğim, ne diye çalışayım hanım demiş. Hadi git anama babama haber ver. Onlar gelsinler, tüm çocukları da topla, şurada birkaç saat sabaha kadar sizinle hasret gidireyim. Nasıl olsa sabahleyin hükümdar benim boynumu vurduracak demiş. Bu haberi duyan kuyumcunun hanımı ağlamaya başlamış. Aman bey sen ne yapıyorsun, sen neler diyorsun demiş. Boynunu vurdurmak ne demek demiş. Hadi kalk demiş, Allah'tan ümit kesilmez. Bismillah diyelim demiş, atölyemize inelim. Çalışmaya başlayalım. Çalışana Allah yardım eder demiş. Belki bakarsın bir şeyler yapabiliriz demiş. Hanımının gözyaşlarına kuyumcu başı dayanamamış. Hanım demiş, madem sen böyle istiyorsun, bunları yetiştirmem mümkün değil ama senin gönlün kalbin kırılmasın. Hadi demiş, çağır çoluğu çocuğu herkesi atölyeye inelim, gücümüzün yettiği kadar çalışalım demiş. Başlamışlar, bismillah demişler, anası babası kuyumcunun, çocuklar, eşi habire çalışıyorlarmış. Çocuklar, altın işçiliği çok zor bir iş.
O altın madenini potalara koyacaksınız. Yüksek dereceli ısıda eritip su haline getireceksiniz. Kalıplara dökeceksiniz. O kalıplardan çıkan çivileri döve döve yıldıza benzer düğmeler yapacaksınız çocuklar. Evet, kuyumcunun dediği gibi sabaha kadar bunu yapması mümkün değil. Mümkün gözükmüyor. O yüzden ama bunlar her şeye rağmen Allah'tan ümit kesmemişler, başlamışlar çalışmaya. Habire bir taraftan kuyumcunun hanımı körüğü çekermiş ateşi harlayıp altını eritmek için. Sabaha kadar kan revan içerisinde körük çekmiş kuyumcunun karısı. Çocuklar ona yardım etmiş, altın eritilmiş, kalıplara dökülmüş ve 12 tane altından çivi yapabilmişler sabaha karşı. Tam bu sırada kuyumcunun küçük oğlu atölyenin arka tarafından bağırmaya başlamış. Baba! Baba! Kralın askerleri geliyorlar! Baba! Baba! Kralın askerleri tozu dumana katarak geliyorlar! Demiş. Evet, kuyumcu maalesef 12 tane yıldıza benzer altın düğmeyi yapamamış çocuklar. Çaresiz annesinin babasının elini öpmüş, vedalaşmış. Çocuklarına sarılmış, onlarla vedalaşmış. Tam hanımına sarılıp vedalaşacağı zaman kapı çalınmaya başlamış. Kuyumcubaşı, kuyumcubaşı aç hele kapıyı. Kuyumcubaşı çaresiz bir kez daha hanımına sarılmak istemiş. Kapı yeniden çalınmış. Kuyumcubaşı, kuyumcubaşı aç şu kapıyı demiş dışarıdaki ses. Kuyumcubaşı kapıyı açmış, karşısında kralın askerleri. Kuyumcubaşı, Vezir-i Azam bize emir verdi. Hükümdar sabaha karşı öldü. Hükümdarın tabuduna çakılmak üzere 12 tane senden altın çivi istedi. Hadi tez getiresin demiş. Hemen birbirinin gözlerine bakmışlar. Yüzlerinde gülücükler açmışlar. Çünkü çocuklar sabaha kadar kuyumcubaşı 12 tane altın çivi yapabilmiş. Altın düğmeleri getirememişti. Değil mi çocuklar? Hemen atölyeye koşmuş kuyumcubaşı, tezgahın üzerinde bulunan 12 tane çiviyi almış getirmiş, askerlere teslim etmiş. Evet, askerler gitmiş, kuyumcubaşının da boynu vurulmaktan kurtulmuş. Evet, gün doğmadan neler doğmuş değil mi çocuklar? Allah çalışana her zaman yardımcı olur çocuklar. Evet, sizler de Allah'tan ümidi kesmeyin. Çalıştığınız müddetçe kazanan sizler olacaksınız sevgili çocuklar. Büyüklerimizin bir sözü vardır. Garip kuşun yuvasını Allah yapar diye. Değil mi? Evet. Nasıl? Beğendiniz mi hikayemi çocuklar? Beğendiyseniz ben de çok mutlu oldum. Hadi bakalım. Bir başka masalda buluşmak üzere. Hoşça kalın demeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet çocuklar, bir sonraki hikayemde hikayemi dinlemek üzere evde bulunan ne kadar büyükleriniz varsa, konu, komşu, anne, baba, ebe, dede, nine, hepinizi ekranlarınızın başına bekliyorum. Neden mi? Çünkü anlatacağım hikaye öyle bir hikaye ki büyükleriniz de bunlardan nasiplensin istiyorum. Onlara da bir şeyler anlatmaya çalışsın istiyorum. Siz ne kadar faydalanıyorsanız büyükleriniz de bu anlatacağım masaldan faydalansın. Olmaz mı çocuklar? Hadi bakalım. Bir sonraki masalımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Gözlerinizden öpüyorum sevgili çocuklar.